İnsanı iyiye, güzele, doğruya, haklıya doğru yöneltmeye çalışır cansever. Edip cansever için umutsuzluk ve ölüm, umudun ve yaşamın karşıtı değil, bir bütünün olumluyu belirleyen olumsuz yanıdır. Dostumuz aşağı yukarı 1955'lere, hatta daha eskilere iniyor. O tarafını karıştırmayalım. Yalnız benim gördüğüm, bu süre içinde şiirlerini yakından izleyen, mektuplaşan bir insan olarak gördüğüm şu, özellikle Umutsuzlar Parkı'ndan bu yana hikaye anlatıcı, belirli bir konu etrafında yoğunlaşan bir şiir kurmaya yöneldi. Ki bu bizim geleneksel şiir biçimimiz içinde, yapımız içinde pek görülmüş bir şey değil. Bu gereksinimi neden hissettin? Niye böyle bir gereksinim duydun? Ve hikayeci bir şiirin yararlarının ne olduğunu anlatır mısın? Önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bilindiği gibi anlatıcı bir şairim. Senin de değindiğin gibi anlatıcı bir şairim. Her şairi bir öteki şairden ayıran bir takım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği belirler. Benim anlatıcı tavrım şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimdir. Yani şiirin sınırlarını aşmadan, yani evet, hikaye etmek anlamına gelmeyen bir anlatıcılıktır.